Herkese merhaba, ben Emir. Bugün sizinle Lost Ark'ta Tier 2'den Tier 3'e en hızlı şekilde nasıl geçebilirsiniz? Benim bu süreçte yaşadığım zorlu anları ve bildiğim kadarıyla her şeyi sizlere aktarmaya çalışacağım bu videoda. Normalde bu video dün gelecekti fakat biliyorsunuz ki bir bilgilendirme açıklaması yaptım. Videoyu boşu boşuna 50 dakika boyunca çekmişim kendi kendime konuşarak ve video başlat tuşuna basmamışım bunu anlatırken de. Hem Discord hem de YouTube'un yeni açılmış olan bizim kanalda topluluk sekmesinden sizlere bilgilendirme yaptım. Çünkü dün devam edecektim tekrardan çekmeye fakat hani 50 dakikanın ardından videoya tekrar başladıktan sonra 10. dakikasına kadar geldim fakat boğazım bayağı ağrımaya başladı ve sesim bayağı kısılmıştı. Bu yüzden de dedim artık yarına kalsın bu. Birkaç gündür bekletiyorum Tier 2 videosunu, o yüzden kusura bakmayın. İsterseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim artık. Şimdi siz 600 olduktan sonra Tier 2'ye geçmeye hak kazanıyorsunuz. Ama direkt olarak Tier 2 olmuyorsunuz tabii ki de 600 olunca. 600 olduktan sonra sizin Yorn'a gitmeniz gerekiyor ve Yorn'daki mavi görevlerin hepsini tamamlamanız gerekiyor. Benim buradaki tavsiyem şu: siz buradaki mavi görevleri tamamlarken haritada hiçbir şekilde sarı görev veya mor görev bırakmadan tamamlamaya özen gösterin. Bu sayede hem roster seviyeniz atlayacak hem de çeşitli ödülleri alabileceksiniz görevleri yaparak. Bir de biliyorsunuz ki mavi görevleri bitirdikten sonra haritada mor görevlerin kilitleri açılıyor. Yani mavileri bitirdikten sonra hemen diğer bölgeye geçmeyin. Haritayı tekrar bir kontrol edin, büyük ihtimalle mor görevleriniz gelmiş olacaktır. Mavi görevlerinizi bitirdikten sonra tabii ki hemen açılan morları yapmanıza gerek yok. İlk olarak sizin Kaos Dungeon'ı yapmanız gerekiyor. Yine burada küçük bir tavsiye vermek gerekirse, Kaos Dungeon'ınızı açtıktan hemen sonra iki hakkınızı da tek seferde kullanmayın derim ben size. Çünkü şöyle bir olay var: Kaos Dungeon'ı yaptınız, full set eğer ki düşürürseniz dediğim gibi ikinci hakkınızı harcamanıza gerek yok. Full set düşüremezseniz o zaman tabii ki ikinci hakkınızı harcayabilirsiniz. Ama full set düşürürseniz diğer ikinci hakkınıza kesinlikle girmeyin, hakkınızı saklayın. Zaten 600'den direkt olarak 802 item seviyesine çıkacağınız için Welcome Chance'lere başlayabilirsiniz. Buradaki Collectibles sekmesine ek olarak bir de sizin Gear Upgrade sekmenizde de bazı görevleriniz bulunacak. Bunları da tamamlayarak siz Tier 2'deki malzemeleri rahatça kasabilirsiniz. Benim burada bir tane görevim yandı. Sizin burada bir sıkıntı çekeceğinizi tabii ki çok sanmıyorum ama biliyorsunuz geçen haftaya kadar çok fazla lag vardı oyunda. Bu lagdan dolayı da biz Abyssal Dungeon'a girdikten sonra bir kişi dungeon'dan düştü ve bizi de dungeon attı. Ardından da Abyssal Dungeon'a girme hakkımız gitmişti. Yani bu görevi o hafta tamamlayamamıştık. Ki zaten bu hafta bittikten sonra da artık çoktan Tier 3'e geçtiğimiz için bu görevi yapmamıza gerek kalmadı maalesef. Yani size diyeceğim şu ki, olacağını pek sanmıyorum ama eğer ki lag olursa, lag varken kesinlikle Abyssal Dungeon'a girmeyin. Çünkü bir kişi bile düşse dungeon'dan bütün takım üyeleri düşüyor ve sizin o haftaki hakkınız yanıyor. Konudan çok fazla sapmadan devam etmek gerekirse de siz 802 item seviyesine ulaştıktan sonra eğer ki full seti düşürebilirseniz Chaos Dungeon'dan, yine aynı şekilde dediğim üzere Welcome Challenge'ları tamamlayarak 1000'e kadar çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. 1000 olduktan sonra, hatta 960 diyelim biz ona, 960 olduktan sonra Phaethon'a gitmeniz gerekiyor. Phaethon'daki mavi görevler, sarı görevler, mor görevler yine aynı şekilde atlamadan hepsini tamamlayın. Dediğim gibi roster ve ödülleri için kesinlikle yapılması gereken görevler. Bunları da bitirdikten sonra siz artık bölge değiştirmeyeceksiniz, Tier 3'e kadar burada takılmaya başlayacaksınız. Şimdi burada benim size vereceğim taktikler işin içine girecek. Bu taktikleri yaparak da çok rahat bir şekilde Tier 3'e çıkabilirsiniz. Bunları ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi olacaktır. İsterseniz hızlı bir şekilde ilk taktiğimizden başlayalım. Bizim ilk taktiğimiz Adventurer's Tomb. Yani neye bastıktan sonra açılan buradaki sekme. Ben bunu Tier 1 videosunda anlatmayı unutmuşum. Gerçekten kusura bakmayın. Çünkü biliyorsunuz ki hani Discord'dan olsun, YouTube yorumlarından olsun, Instagram'dan bile olsun bir sürü soru alıyoruz. Ve bunları cevaplamak gerçekten hani görüyor insanı haliyle. Dediğim gibi bu yüzden de hani videolarda bazı şeyleri unutabiliriz. İnsanlık hali, kusura bakmayın gerçekten. Yine sizlere bilgilendirme yapacağız zaten, ondan emin olabilirsiniz ama böyle arada unutkanlıklar olabiliyor. Şimdiden sizin anlayışınız için teşekkür ederim. Neye geldik? Neye de bizim bir olayımız var. Burada görmüş olduğunuz üzere bizim dungeonslarımız yazıyor. Bu bölgeye özel dungeonlar, yani Punica'ya özel dungeonlar. Bunun her bölgeye özel dungeonları bulunur. Ama bizim şu anda işimize yarayacak kısım Yorn ve Phaethon. Sizin Tier 2 materyallerini ekstra alabileceğiniz iki bölge burası oluyor. Şimdi Yorn'a tıkladık. Burada iki tane dungeon var. Bunları zaten senaryo görevinde size yaptırıyor. Siz bunları dilerseniz kolay modda, dilerseniz zor modda tamamlayabiliyorsunuz. Fakat sizin bunları bir kere tamamlamanız tabii ki de yeterli olmuyor. Hem Adventurer's Tomb yüzdeliğini arttırmak için diğer modunu da dönmeniz gerekiyor. Hem de dönerseniz ekstradan ödül kazanabiliyorsunuz. Ödülden kastım da artı basma materyalleri.
Yine diğer bir taktiğimiz alt J'ye bastıktan sonraki günlük ve haftalık görevler. Bunlardan fazlasıyla Leapstone kazanabiliyorsunuz. Tier 2'nin zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi Leapstone olduğu için kesinlikle burayı tamamlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Hem zaten sizin buradaki görevleri yapmanız, soldaki barı doldurmanız da işinize yarayacaktır. Bunlar ne işe yarıyordu? Biliyorsunuz ki bir tokenlarla gold kutusu alabiliyordunuz ve bunların içinden de yüksek miktarda goldlar çıkabiliyordu. Yani hem gold kazanma açısından hem de Leapstone'u fazlasıyla kazanma açısından kesinlikle günlük ve haftalıklarınızı aksatmayın derim size. Bunun haricinde basit örnekler vermek gerekirse zaten siz tier 2 olduğunuz için büyük ihtimalle bu taktikleri biliyorsunuzdur ama video olduğu için üstünden geçmekte kesinlikle fayda var. Chaos Dungeon'ı 2'den fazla yapmaya başladıktan sonra siz ekstra şart materyali kazanıyorsunuz. Yani burada görmüş olduğunuz Perception şart, Guardian şart vesaire. Bu şartları siz bu NPC'ye gelerek buradaki materyalleri dönüştürebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra tabii ki de Guardian Raid'ler olmazsa olmazıdır. Burayı kesinlikle ama kesinlikle yapın. Az sonra bunun özel bir taktiğine daha değineceğim. Bunun sayesinde büyük ihtimalle çok çok rahatlayacaksınız zaten. Guardian Raid'lerden de bildiğiniz üzere Leafstone ve materyaller kazanabiliyorsunuz. Destruction ve Guardian Stone olmak üzere. Bunun haricinde yine Abyssal Dungeon'lar var. Buradan da gold kazanabilirsiniz. Materyal çekebilirsiniz. Burayı da unutmayın. Hazır bir de yakınken Guild NPC'sinden bahsedeyim sizlere. Map'te göstermek gerekirse şu Kolezyum işaretinin genellikle yanında olurlar. Buradaki shop'a gelerek Guild'da kazanmış olduğunuz Bloodstone'ları burada harcayabiliyorsunuz. Size en büyük tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle bir Guild'da olmadan oyunu oynamamanız. Bunun sebebi şu, siz bu Guild'dan kazandığınız materyallerle onu nasıl kazanıyorsunuz göstereyim. Bir Guild'a girdikten sonra aşağıda Guild Donation diye bir sekme bulunur. Bu sekmeye tıklayarak siz sadece günlük 6000 silver vererek veya opsiyonel olarak 100 de verebilirsiniz. Veya yine opsiyonel olarak F4'teki shop'tan Guild Hunter Banner'ı alarak burada ekstra donate yapabilirsiniz. Siz bu donate'leri her yaptığınızda hem Guild'ınıza XP kazandırmış olursunuz hem Guild Bloodstone'u kasmış olursunuz. Bunlar Guild yükseltmelerinde kullanılıyor. Yani size yarayacak yine bu olay. Hem de aşağıda görmüş olduğunuz Bloodstone'dan kazanırsınız. Bu Bloodstone'u da dediğim gibi buraya gelerek burada harcayabiliyorsunuz. Tabii de unutmadan söyleyeyim, burada Overview sekmesinde bazı güçlendirmelere yardım da edebilirsiniz. Günlük olarak veya yine dediğim gibi Guild Hunter Banner'la yapabilirsiniz. Bunları yaparak ekstra Bloodstone kazanabilirsiniz. Yine aynı şekilde Guild görevlerini tamamlayarak yüksek miktarda Bloodstone alabilirsiniz. Bu görevin direkt olarak burada gözükmesi bu arada sizin şu anda yapabildiğiniz anlamına gelmiyor. Sizin Guild Request sekmesine tıklayarak görevi buradan almanız gerekiyor. Yine aynı şekilde Alt J'ye basarak da bu sekmeyi görebilirsiniz. Buradan biraz daha bahsetmek gerekirse siz XP potionları alabilirsiniz, materyaller alabilirsiniz, her tier için geçerli olan ve en güzeli de entrance kutularından satın alabilirsiniz. Bunlar ne işe yarıyor? Eğer ki guild shop'unuz bir seviye ise küpe giriş kutusu alabilirsiniz veya boss rush kutusu alabilirsiniz. Tabii ki unutmadan da şunu söyleyeyim, bu kutuların içinden çıkan küp ve boss rush biletleri maalesef ki şansa çıkıyor, yani içinden silver da çıkabilir, haberiniz olsun. Yine burada ek olarak artı basma eşyaları bulunuyor. Moon Sprite ve Star Sprite. Bunlar kesinlikle ama kesinlikle, hele ki Tier 2'de zaten bayağı bir ağlayacaksınız, onu söyleyeyim baştan. 14'ten 15'e geçirmek gerçekten çok sıkıntılı iş arkadaşlar. Yani siz 14'e kadar tamam getiriyorsunuz bir şekilde, fakat ondan sonrası sizin gerçekten RNG'nize bakıyor. Yani 14'ten 15'e böyle 3-4 kere 5 kere yakanı biliyorum ben. O yüzden çokça üzülebilirsiniz. Buradaki Moon Sprite'leri kesinlikle almayı unutmayın. İşte bu yüzden diyorum Guild'da bulunmak çok çok önemli. Hele ki bu kutulardan küp veya boss rush ticket'ı çıkartırsanız 20'şer 30'ar tane bu moon sprite'lerden kazanabilirsiniz oralarda. Ha bir de unutmadan şunu da söyleyeyim, bu soru bana çok geliyor. Ben boss rush görevi alamadım, küp görevi alamadım, ne yapacağım, bu görevleri gelmiyor bana. Eğer ki siz daha önce küp bileti veya boss rush bileti düşürmediyseniz zaten bunun görevi size gelmez. Siz ne zaman ki bir bilet düşürürseniz küp veya boss rush için, o zaman onun görevi J guide kısmına düşecektir. Bu şekilde de bunu yapabileceksinizdir. Zaten görevler çok basit, sadece görevi alıp veriyorsunuz, bu kadar basit, yani hiçbir şey yapmanızı istemiyor sizden. Şimdi bunları ek olarak bir de bizim minimap'imizin hemen altında bakın bir tane kompes var. Bu kompese girerek de böyle bir sekmeye geliyorsunuz. Bu sekmenin önemi ne? Sizin burada günlük olarak yapabildiğiniz bosslar bulunuyor, ghost chip'ler bulunuyor, chaos gate'ler bulunuyor ve adventure island'lar bulunuyor. Bunları kesinlikle hiç kaçırmadan yapmanızı tavsiye ederim. Bakın burada premium'un yanında hemen bir tane bizim takvimimiz var. Bu takvime tıklayarak hangi gününe gelecek görebilirsiniz. Siz bu boss'ları dönerek tabii ki item seviyenize uygun olanına girin. En yüksek gelebildiğiniz boss'a gidin. Engraving kitabı düşürebiliyorsunuz.
Tabii bu açık arttırmada gidiyor genelde. Moonsprite düşürebiliyorsunuz. Artı basma şansını yükselten taş. Yanlış hatırlamıyorsam Mesariel'de düşüyor muydu emin değilim ama ya sadece Moonsprite için bile gidilir buraya. Onu söyleyeyim. Kesinlikle bunu kaçırmayın. İkinci olarak Ghostship'ler. Ghostship'ler zaten şu an hali hazırda bugün varmış. Ben oradan göstereceğim. Bakın buraya tıkladıktan sonra zaten ne zaman çıkacağı yazar. Tier 2'den örnek vermem gerekirse de bu görmüş olduğunuz Guardian Stone'lardan siz yaklaşık buradan 600-700 kadar kazanabiliyorsunuz. Destruction Stone'dan da yanlış hatırlamıyorsam 200-400 arası çıkıyordu. Tam olarak emin değilim ondan ama Guardian Stone'dan 600 veya 700 aldığınızdan eminim. Buna ek olarak tabii Moonsprite vesaire düşüyor. Ghostship'ler gerçekten aşırı derecede önemli şeyler. Tabii ki unutmadan da şunu söyleyeyim. Ghostship'ler oyunun en zor kontentlerinden bir tanesidir. Açık dünyada girilebilen olanlardan. Siz bu Ghostship'lere gittikten sonra bir boss'la savaşırsınız. Ve bu boss genellikle tek skill'iyle sizi öldürebilir. O yüzden şimdiden uyarımı yapayım. Büyük ihtimalle 20 tane falan tüy harcama ihtimaliniz var. Ghostship'i failleme ihtimaliniz var. Bu uyarıları yani göz önünde bulundurarak oraya girin. Hazırlıklı olun. Gerçekten güçlü bosslardır. Önemli olan bir diğer şey de Chaos Gate'ler. Zaten bu Chaos Gate'lere kart videomda bahsetmiştim. Bildiğiniz üzere burayı 100 kere tamamlarsanız Carmine kartını alabiliyordunuz başarımlardan. Legendary bir kart. Hem de oyunun en iyi kart setinin kartıdır. Bu yüzden hani sırf materyal lazım olmasa bile burayı eğer ki başarım yapmadıysanız dönmenizde fayda var. Peki buranın olayı ne? Bize ne sağlıyor? Bakın hemen chatte zaten yazmışlar. Siz buradan harita düşürüyorsunuz. Ve bu düşürdüğünüz haritalardan materyal düşüyor haliyle. Burada size vereceğim taktik şu. Burayı bitirdiniz. Herkese bir tane harita düşer. Düşen haritalar mavi olabilir, mor olabilir, legendary olabilir. Siz bu düşürdüğünüz haritaları kesinlikle ama kesinlikle tek başınıza girmiyorsunuz. Bakın bu adamların yaptığı gibi haritayı düşürdükten sonra grup arıyorsunuz. Bu gruptaki herkese bir tane harita olursa siz 4 kere haritaya gireceksiniz. Yani bir kere sizde bulunan harita, 3 kere de adamlarda bulunan haritaya gireceksiniz. Çarpı 4 ödül kazanmış olacaksınız. Eğer ki bu haritaya tek başınıza girerseniz ödülü sadece bir kere alırsınız ama grupla girerseniz 4 kere bu ödülü alma hakkınız olacaktır. Veya yine aynı şekilde harita spotu satabilirsiniz. Bunu da yapanlar çok. Haritayı yapıştırırsınız chat'e. Ardından da dersiniz ki işte haritaya adam arıyorum sokmak için. İşte 1000 gold'a legendary haritaya sokarım sizi diyorsunuz. Kendinizdeki legendary haritaya adamları sokuyorsunuz. Tabii önce parayı veriyor onlar. Ardından da siz bu para karşılığı haritayı adamlarla dönebiliyorsunuz. Ha bir de unutmadan şu da var. Ben az önce dedim işte hani mavi, mor, legendary artifact düşebiliyor harita olarak buradan. Bir de ekstra bir harita daha düşüyor. Bu da açık arttırma yoluyla kim alırsa ona gidiyor. Genellikle buna 2000'lar, 5000'lar, 7000'lar falan dökülüyor. Ve tabii ki de açık arttırmada giden paranın hepsi dungeon içindeki oyunculara bölüştürülüyor. Son olarak da Adventure Island'lara geldik. Bu Adventure Island'ların olayı da şu. Bu adaların bazıları haftada bir kere geliyor. Bazıları işte hafta içleri gelebiliyor. Bu adalar çok önemli adalar. Welcome Challenge'da bir tane görev var. Azurwind Islands görevinde sizin bir tane haftalık gelen Islands görevini yapmanız gerekiyor Adventure Island'daki. Bu sadece cumartesi ve pazar günleri geliyor. Kesinlikle bu yüzden kaçırmayın yoksa o görevi tamamlayamazsınız. Adada sizden eşeklerin yanına giderek görevlerini yapmanızı istiyor ve gerçekten bir sürü eşek var. 20 tane, 30 tane belki de. Bu eşeklerin verdiği görevlerde bir tanesinde sizden şarkı çalmanızı istiyor ve bu şarkı sizde olmuyor tabii ki haliyle. Bu şarkıyı almak için de bakın yine aynı şekilde biz takviminize geliyoruz ve hafta sonu günlerine tıklıyoruz. Adventure Island'a geldiğimiz zaman Harmony Island diye bir tane adamız bulunuyor. Bu odayı siz buraya ekleyebilirsiniz. Kesinlikle bu odayı yapmayı unutmayın çünkü Azurwind Island'dan çokça materyal kazanıyorsunuz. Bu odayı yapmak için de bu odayı yapmanız gerekiyor daha önceden. Buranın şarkısını bulmanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam totalde hafta sonu 4 kere yapabiliyorsunuz. Bir sabah bir de akşama doğru olması gerekiyor. Cumartesi pazar bunları aksatmadan yaparsanız büyük ihtimalle şarkıyı düşürebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi geldik Tier 2'de en çok işinize yarayacak taktiğe. Taktiğimiz şu, size bahsetmiştim yani Guardian Raid var dedim. Guardian Raid'den tradelenebilir, Leapstone kazanabiliyorsunuz. Siz buradaki Guardian Raid'leri dönerek günlük hakkınızla Leapstone'ları satmanız gerekiyor. Peki neden satmanız gerekiyor? Gelin onu anlatayım. Bakın ne kadar? 87 gold. Average olarak da 91 gold'a gidiyormuş günlük. Hadi biz bunu 90'a yuvarlayalım. Şimdi diyelim ki 10 tane Leapstone düşürdünüz. Tradelenebilen. Bunları sattınız. Ne kadar etti? 900 gold etti değil mi? 10 tane Leapstone'dan elde etmiş olduğunuz 900 gold'u geliyorsunuz, store'a giriyorsunuz. Burada altta Currency Exchange diye bir tane sekmemiz bulunuyor. Buraya tıklıyorsunuz ve burada Buy Crystal'a tıklayarak bu sekmeye geliyorsunuz. Şimdi burada kristal satışları oluyor. Tabii ki bunun fiyatları oynayabiliyor. Mesela bakın en düşük 422 gold'a satan var.
Mesela 420'ye düştü şu an. Bunun fiyatı tabii ki oynayabiliyor. 300'e düşebiliyor, 500'e çıkabiliyor. Siz uygun zamanda bunu almanız gerekiyor. Şimdi ben 420 golla bir tane paket alacağım, tamam mı? Bir paketten bana 95 kristal geliyor. Bunun 5'i vergi olarak mağazaya gider. 95'i de size kalır. Ben buraya 2 yazıyorum ve 840 golla 190 kristal satın alıyorum. Bakın Lifestone'dan 900 gold kazanmıştım. 840'ını buraya verdim. 190 kristal kazandım. Şimdi bakın burada bizim Marie's Secret Shop diye bir tane shopumuz var. Burası şu anda bakımda olduğu için ben size gösteremiyorum ama anlatacağım. Rahat olun. Burada siz materyal alabiliyorsunuz. 14 kristale gidip 10 tane Lipstone alabilirsin. Life Lipstone. 80 kristale gidip 400 tane Guardian Stone alabilirsin. Tam 80 miydi hatırlamıyorum onu ama o civarlarda bir şey olması gerekiyor. 50 kristal gibi bir fiyata Destruction Stone alabilirsin. E ne oldu şimdi? Ben gittim 10 tane Lifestone sattım. 900 gold kazandım. Bu 900 gold da gidip 190 kristal aldım. Bunu 14, 15'e böl kaç ediyor? 13 falan ediyor. 13 çarpı 10'dan ben gittim 130 tane Lipstone alabildim buradan. Yani sadece 10 tane Lipstone sattım ve sonrasında 130 tane kazandım. Çok tatlı bir özelliktir. Kesinlikle Tier 2'de bunu yapmazsanız aşırı zorlanırsınız. Bununla çok rahat bir şekilde Tier 2'yi atlatabilirsiniz. Hatta Tier 2'yi atlatmanın en büyük yolu bu. Onu söyleyeyim. Şimdi buna ek olarak ne yapabilirsiniz başka? ESC'ye bastık. Switch karakter dedim. Bakın benim burada 4 tane alt karakterim var. Ben bu karakterlerle günlük olarak Kaos dönüyorum. Guardian dönüyorum. Bunlardan gelen materyalleri gidip satıyorum. Sonra gidip bunları kristale dönüştürüyorum. Yine bu şekilde de alt karakterler kasarak hem roster seviyenize destekte bulunabilirsiniz hem de gelişme sürecinizi bu şekilde hızlandırabilirsiniz. Bunun haricinde yine ready to sale diyecek olursak, bakın burada zaten tier 1 videosunda bahsetmiş olduğum gemiler bulunuyor. Limanların yanında bu gemilerden bulunur. Sizin buradaki renkli yelkenli olan gemiye giderek buradaki haftalık materyalleri satın almanız gerekiyor. Şunu da söyleyeyim, buradaki materyaller trade edilebiliyor. Yani siz buradaki materyalleri alıp yine satabilirsiniz. Tavsiyem Destruction Stone'ları almayın. Hem fazlasıyla Pirate Coin harcıyorsunuz hem de markette fiyatları gerçekten düşük. Ben böyle bir hata yaptım, şu an keşke almasaydım diyorum. Guardian Stone'ları alabilirsiniz. Fiyatları aşırı yüksek ve Pirate Coin olarak da az Pirate Coin istiyorlar. Bunun dışında anlatacak bir şey kalmadı ama şöyle videoyla alakasız küçük bir taktik daha vereyim sizlere. Map'e bastıktan sonra burada Punica'nın olduğu limanda bir tane satıcımız var bizim ve bu satıcıya tıklayarak haftalık olarak Tier 3 gemleri satın alabiliyorsunuz. Bunu da böyle videoya alakasız olarak araya sokayım dedim. Umarım işinize yarar. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Tier 2'nin püf noktaları da bunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.